Trabzonspor'un uzun zamandır peşinde olduğu bir isim var. Mislav Orsic transferinde de mutlu sona ulaştı Bordo Mavililer. Ayrıntıları nasıl değerli izleyenler? 30 yaşındaki Hırvat Yıldız ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı Trabzonspor. Bu transfer için Southampton'a 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Karadeniz ekibi ayrıca bu transfere karşılık genç oyunculardan Taha altı kardeş de bonservisiyle Göztepe'ye verdi. Ors için bon servisini elinde bulunduran Southampton, Göztepe'nin de çoğunluk hisselerinin sahibi konumunda. Bu arada eski öğrencisinin transferinde teknik direktör Nenat Bielitsa'nın da büyük rol oynadığı ifade edildi. Ors için Trabzon'a gelerek şehirdeki ilk etap çalışmalarına katılması ve sonra takımla Slovenya kampına gitmesi planlanıyor. Evet şimdi Trabzonspor ile ilgili bir başlık okuyalım. E, foto maçtan gelsin değerli izleyenler. İlk bölümde fanatikten okumuştuk. Trabzonspor golcü transferi için hamlelerini elbette diğer kulüpler gibi sürdürüyor. Forvet için geri sayım denilmiş Trabzonspor ile ilgili olarak. Petkovic için Dinamo Zagreb'e teklif sunan Bordo Maviller Belçika ekibi e, ile sözleşmesi iki gün sonra bitecek olan Maurice de masaya oturdu prensipte anlaşılı transfer döneminde bu isimler hepimizi zorlar meslektaşlarımla birlikte çünkü gerçekten değerli izleyenler hep böyle kulüplerden işte liglerden baktığımızda isimleri duyarken aslında nereli olduklarına da dikkat etmek gerekir bazen başlıklarda da. Ee, bu tarz bizim de zorlandığımız telaffuzlar olabiliyor. Ee, kusura bakmayınız şimdiden. Trabzonspor'un forvet transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor dedik. 28 yaşındaki Hırvat golcü Petkovic için Dinamo Zagreb'e resmi teklif sunan Karadeniz devi Belçika ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Ee, Maris için hamle yaptı. Fırtına 25 yaşındaki forvetle bir görüşme gerçekleştirecek ve prensip anlaşmasına başlayacak. E, vardı denilmiş. Belçika'da yaklaşık 350 bin avro kazanan 1.90 boyundaki futbolcu için Trabzonspor yönetimi 3 artı 1 yıl sözleşme teklif etti. Her sezon maaşını performansına göre artacak şekilde 600 bin avroluk yıllık maaşa el sıkışıldı. Bu sezon Belçika Ligi'nde 26 maça çıkan bu isim 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun oyun tipi Orta sahadan topla birlikte uzun mesafe kat etmesi Sörlot'u andırırken çalım tarzı ise Vakayeme ve Canini'yi anımsatmasıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Bielisa'nın onay vermesiyle e, el sıkışılan Maurice için Petkovic'in durumuna göre hamle bilinir denilmiş. Bunun dışında Fernandez bugün geliyor. Karadenizde ve orta saha Kurbelis'in ardından ikinci transferini bitirdi İspanya ekibi. Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Fernandez'le anlaşmaya varılırken oyuncu 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampında yer alacak. 27 yaşındaki sol ayaklı stoper sözleşme imzalamak üzere bu akşam İstanbul'da olacak ve yarın akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek. Ön libero mevkinde de oynayabilen oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayarak cuma günü ilk antrenmanına çıkacak denilmiş. Son bir başlık fırtınanın yine hava savunma sistemi Fernandes için Bielistan'ın talepte bulunduğu ve sezon sona ererken Başkan Ertuğrul Doğan'a stoperin hava topu hakimiyeti yüksek olmanı bu konuda eksikliğimiz var demişti. Bu nedenle Fernandes isminin transfer edilmesi talep edildi. 3 yıllık sözleşme imzalanacak oyuncunun ayrıca birçok maçta defansif orta saha bölgesinde de oynayabilmesini Bielitsa bir avantaj olarak görüyor denilmişti. Trabzonspor'un sıradaki transferi Petkovic. Trabzonspor'un transfer harekatında bomba iddia Hırvatistan'dan geldi. Trabzonspor, Mislav Orsic ile prensip anlaşmaya vardı. Hırvat gazeteci Lukas Gikvic'e göre ise Bordo Mavililer bu transferle kalmayacak ve Petkovic'i de transfer edecek. Her iki futbolcunun da teknik direktör Nenad Biyeritzayı baba gibi gördüklerini belirten ünlü gazeteci yaptığı paylaşımda Mislav Orsic babasına gidiyor, sıradaki isim Bruno Petkovic olacak yazdı. Trabzonspor'un iki transferi Türkiye'ye gelecek. Trabzonspor'un iki transferi Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic, Türkiye'ye gelecek. Yaz transfer dönemine Dimitrios Kurbelisi renklerine bağlayarak giriş yapan Trabzonspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Bordo Mavililer, Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic anlaştı. Bugün Türkiye'ye ayak basacak olan iki oyuncunun geliş saatleri belli oldu. Fernandez saat 19.20'de, Orsic ise saat 23.40'da İstanbul'da olacak. İki oyuncu daha sonra Perşembe günü Trabzon'a gelecek. Trabzonspor Petkovic'in alternatifini buldu. Trabzonspor, Bruno Petkovic transferinin olumsuz sonuçlanması halinde yerine getirmeye çalışacağı ismi belirledi. Trabzonspor'un forvet transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb'e resmi teklif sunan Karadeniz devi, Belçika takımı Seraing ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Marius Moandilmadji için de hamle yaptı. Fırtına, 25 yaşındaki Forvet ile bir görüşme gerçekleştirerek prensip anlaşmasına vardı. Belçika'da yaklaşık 350 bin euro kazanan 1 metre 90 santim boyundaki futbolcu için Trabzonspor yönetimi 3 artı 1 yıl sözleşme teklif etti. Yıllık 600 bin euro her sezon maaşı performansına göre artacak şekilde 600 bin euro yıllık maaş aya sıkışıldı. Bu sezon Belçika Ligi'nde 26 maça çıkan Marius 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun oyun tipi, orta sahadan topla birlikte uzun mesafe kat etmesi Sörlot'u andırırken, çalım tarzının ise Vakeim ve Diyanini'yi anımsatması dikkat çekti. Teknik direktör Nenat Bielitza'nın onay vermesiyle el sıkışılan Marius için Petkovic'in durumuna göre hamle yapılabilir. Trabzonspor'da Nurel Alip sesleri. Zenit'in isteği belli oldu. Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak gündeme gelen Nurel Alip transferinde yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre, 22 yaşındaki Kazak futbolcu için Zenit, 5 milyon civarı bir bonservis bedeli istiyor. Trabzonspor'da TFF'nin yeni aldığı yabancı kararından sonra Kazak stoper Nurel Alip gündeme geldi. Zenit'te forma giyen 22 yaşındaki Alip için Kubulü'nün 5 milyon euro civarı bir bonservis bedeli istediği iddia edildi. Transferde şu anlık ciddi bir hareketlilik yok. Rus ekibi Zenit ile Nurali Alip'in Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini sordular. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a İtalya'dan ilgi var. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, transfer piyasasında hareketlilik yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesinde ayrılması muhtemel isimler arasında yer alan Çakır son olarak Inter'in dikkatini çekti. İtalyan kulübü kalecisi Onanayı Manchester United'a satarken yeni bir kaleci arayışına girdi. Inter yönetimi Uğurcan Çakır için fiyat bilgisini öğrenmek amacıyla menajerler aracılığıyla temaslarda bulundu. Ancak henüz kulüpler arasında resmi görüşmeler başlamadı. Uğurcan Çakır'a ilgi duyan diğer takımlar arasında Roma ve Nottingham Forest de yer alıyor. Ancak Manchester United'ın Onana'yı transfer etmesi, Uğurcan için olumsuz bir haber oldu. Nottingham'ın öncelikli hedefi ise Manchester United'ın kalecisi Dean Henderson olarak belirlenmişti. Mark Bartra'ya Yunanistan'dan kanca. Trabzonspor'un gözden çıkardığı Mark Bartra ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol defans oyuncusu için Yunan basınından transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar. Trabzonspor'un İspanyol stoperi Mark Bartra ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İddialara göre İspanyol defans oyuncusuna Yunanistan'dan talip çıktı. Yunan medyası, Olympiakos'un yeni teknik direktörü İspanyol Diogo Martinez'in, 32 yaşındaki stoperi istediğini duyurdu. Haberde, Trabzonspor'un ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncuyla yollarını ayırmaya çalıştığı belirtildi. Mark Bartra, Bordo Mavililere 2022-2023 sezonunun başında Real Betis'ten transfer olmuştu. Barcelona altyapısından yetişen 32 yaşındaki oyuncu, 29'u lig olmak üzere 40 maçta forma giydi. Bartra oynadığı maçlarda 4 kez fileleri havalandırıp, bir kez de asist yaparak katkı sağladı. Trabzonspor'un golcüsüne sürpriz talip. Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'e Meksika'dan talip çıktı. Trabzonspor'da beklediği performansı gösteremeyen Maxi Gomez için İspanyol basınından flash iddia geldi. İspanyol basınında yer alan haberde Meksika Ligi takımlarından Amerika Maxi Gomez'i istiyor. Trabzonspor'da Gomez için beklenen bonservis bedeli 5-6 milyon euro bandında. Maxi Gomez geçen sezon 26 maçta görev aldı. Uruguaylı yıldız bu maçlarda 5 gol, 4 asist üretti. Trabzonspor'un eski golcüsü İstanbul ekibi ile anlaştı. Trabzonspor'da 2017-2019 yılları arasında forma giymiş olan Kolombiyalı Santrafor Hugo Rodayega, bu sezon 1. Lig'e gerileyen İstanbul takımı Ümraniye Spor ile prensip anlaşma sağladı. Türkiye'de Trabzonspor dışında Denizli Spor ve Akisar Belediye Spor gibi takımların formalarını giymiş olan 37 yaşındaki futbolcu Ümraniye Spor ile anlaşma sağladı. Kolombiya ekiplerinden Indep Santa Fe'de forma giyen tecrübeli golcünün sözleşme süresi bulunmuyor. Trabzonspor'un ilk rakibi belli oldu. Trabzonspor'un Slovenya'da yapacağı kamp öncesi ilk hazırlık maçının rakibi belli oldu. Trabzonspor'un Slovenya'da yapacağı kamp öncesi ilk hazırlık maçının rakibi belli oldu ve bu maçta Trabzonspor, Hayduk Split ile karşılaşacak. Kampın başlamasından 4 gün sonra oynanacak olan bu mücadelede, teknik direktör Nenat Bjelica'nın genç oyunculara ve kiralık dönüşü yapan futbolculara daha fazla şans verme planı bulunuyor.